Evet efendim dev maçın devre arasında Erman Hoca ile birlikte karşınızdayız her zaman olduğu gibi. Gol yok ilk 45 dakikada. E, aslına bakılırsa e, maçın özelliği itibariyle iki takımın da çok kontrolü olması doğal ama e, bir ekstra e, o anlamda dikkatli gördük. iki takımın oyuncularını da teknik adamları da. Trabzonspor hani boksta bir şey vardır ring üstünlüğü derler. ...birisi daha böyle geride durur da ortada... ...diğeri e, ring kenarında durur. Sanki Trabzonspor biraz daha o ortada duran... E, duran ...boksör gibi biraz daha böyle maça... E, ...hakim gibi gözüktü. Ama hani e, en tehlikeli pozisyon tabii King'in... ...direkten dönen vuruşu. Pek kısır bir maç oldu öyle değil mi hocam? İlk 45 dakika itibariyle ne dersin? Katılır mısın? Maça hiçbirisi hakim değil hocam. Değil değil mi? <laughs> yani... Maç ortada oynanıyor. Ya ne kadar çok çekiniyorlar birbirlerinden. Yani çok. bir gol yemeyelim havası var. Gol atalım havasından fazla bir yemeyelim havası var. E, sabaha kadar oynasan golü yemezsin böyle. Ancak büyük hata yaparsan yersin. İşte bir top direkten döndü. O da iyi bir vuruş. İyi bir yere gitti. Direkten döndü. Onun haricinde ne var? Korner bir tane mi? İki tane mi var? Öyle bir şey var. İki düşün. tane korner var. var. İlk köşe vuruşu 37. dakikada hocam. Altı sarı kart var. İkisi kulübede. Dördü sağda. 7 oldu bu sonuncuyla. Erson. Beşe 2 Yani şöyle bak. Gomez, Trezege, Bakasetas Trabzonspor'da. Batuayi, Crespo, Fenerbahçe'de. Sağ içi bunlar. İrfan Can da gördü yedek kaleci. Evet. Bir de <laughs> Orhan Ak gördü Trabzonspor'un yardımcı hocası. Bol sarı kart. Şu ana kadar kötü bir maç. Değil mi? Yani Beklentilerin, beklentilerin altında. Değil. Ha, <laughs> ne zaman tatlanır? Böyle giderse böyle biter de ancak gol olursa tatlanır. Birisi gol atarsa kendine gelecekler ya bu maç böyle bitmeyecek olacak ama bu maç böyle giderse böyle bitecek yani. İki tarafta razılar ha. Çok... Fener mağlup olmazsam, Trabzon'da mağlup olmazsa ne şişler ne i̇şte ona basıyor, o onu kontrol ediyor, yani gidiyor, dönüyor. Arka tarafta Kendi... oynuyorlar. Evet. Yan top yana, her zaman gibi. Fener de öyle oynuyor. Fenerbahçe evet. de öyle oynuyor. Fener de risk etmiyor oyunu. Yani hucuma İki takım gidip... takımda rakibe çok fazla saygı duymuş. Yani böyle giderse böyle biter. Öyle mi öyle gözüküyor. Demek ki devre arasından sonra bu iş böyle. Şimdi ee, bak... oyuncu değişiklikleri olacak. Onu söyleyeceğim hocam. Yani... Şimdi kenarda ev sahibinde ee, Umut Bozok var. Canini var. Malek Hamşik gibi önemli bir silah var. <laughs> Bardı var. Gelelim Fenerbahçe tarafına. Ee, orada da Ener Valencia var her şeyden önce. Ee, Dünya Kupası'na da, da, çok etkili olan isimlerden biri de. Lincoln var, Zaytz var. İsmail Yüksek, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş. Yani kenardan oyuna etki edebilecek, skoru değiştirebilecek, oyunun kaderini etkileyebilecek silahları iki hocanın da var. Bakalım onlar ne katkı yapacak? Hocam, hiçbir şey oyunu etkilemeyecek. Oyunu etkileyecek bir olay var gol. Değil mi? Gol olursa oyun etkilenecek. Yani o zaman keyifli olacak. İşte ya belki bunların girmesi gole yol açabilir Ama ilişki almıyorlar hiç. Hocam, almıyorlar hocam. Hiç yani. boşaltmıyorlar. Böyle oynarsan bitirirsin yani. Bu maçı böyle bitirirsin yani. İki taraf da aynı. E kime oynuyor. fayda bu? Hiçbirine fayda değil. Rakiplerine fayda sağlar. Çünkü 4 puan kaybedecekler. Dörder yani ikişer puandan dört puan kaybedecekler. Rakiplerine yarar. Fenerbahçe bu maça çıkılırken 29 puanla zirvede. Ee, Galatasaray'ın 27 puanı var. Trabzon'dan kaç puanı var? 6. Trabzon kaybederse Trabzon için çok farklı şeyler düşünecek. Maçtan sonra kaybederse. Onun için yani kazanmazsa da ne avantajı olur Trabzon'un? Pek olmaz da. Çok toz kalkmaz. Hmm. Ama malum olursa Trabzon bayağı... beraberlik kimseye aman aman üzmez diyorsun i̇ki ama tarafı yani kağıt üzerinde iki, sanki daha fazla da, Trabzon'un galibiyetiye ihtiyacı var. E, tabi. Gerçi, gerçi hocam Fenerbahçe'de hiç... devre, devre arası diyorum artık ee, lütfen kusura bakmasın izleyenler. Bu 40 günlük araya e, hesapta olmayan bir Giresun yenilgisiyle girdi. Onu da göz ardı etmeyelim tabii. Veya bir 40 gün oldu ama. O maçta eksildi miydi Fenerbahçe? Eksilmişti galiba. Yok. Şimdi bak hocam bir anda böyle söyleyince evet, hani çalışmadığımızı sorular, ha, ha, hiç şu arkadaşlara dönüyorum. Giresun maçında sevgili Erce var mıydı kırmızı kart Fenerbahçe'de? Ha doğru doğru. Doğru. Evet. Joao Pedro gördü ya. Tabii. Hatta konuştuk tartışık buradaki evet. kart. Evet yani orta yuvarlan solunda Dikkat et Fener ee, puan kaybettiği maçlarda hep eksik kaldı. Eksik, kaldığı, Öyle. Maçlarda puan eksik kaldığı maçlarda puan kaybetti. Eksik kaldığı maçlarda puan kaybetti. Üç maçta puan kaybetti. Üçünde de eksik kaldı. Onun için bakacağız hocam. Yalnız şu var ha yani enteresan sarı kartlar var. Kırmızıya dönerse çok tehlikeli takımlar için. Bir iki tane böyle e, yaran bir şey yapabilirler. E, tehlikeli pozisyonlar oldu. Basmalar Kart var. Basmalarla oldu. sarı kartlar. Hı hı. Basmalarla bakacağız oldu. görüntülerle tabii. Evet. Maçtan sonra... ceza bakacağız. sahası içinde bir karışıklık var. Fenerbahçe ceza sahası içinde. Pelaltı mı değilmişler dediler. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bakacağız, yani bakacağız. Bir iki böyle hoca avantaja bıraktı bazı pozisyonları. Bakacağız ama yani ilk yarıyı seyretmeyenler için çok dezavantaj bir Büyük şey bir yok. Büyük yani. bir yani. kayıp yok yani. Atıyorum eve geç kaldılar falan aynen böyle aynen tele maçı seyretmeye. Rahat, Rahat yani, ikinci yarıya baksan da ilk yarıda hiçbir şey olmadı. Gönül Do rahatlığı içinde bir top ikinci yarıya başlayabilirler. o kadar. Evet. İyi bir vuruş. Kingin. Enteresan bir vuruş, güzel Daha bir da top. Daha da maçın başıydı 13. Evet. dakika. Onun haricinde maçta hiçbir şey yok. Hocam benim şey dikkatimi çekti. E, tamam bunun kuralını biliyoruz. Evet konuşuyoruz. Çok bariz da bile yardımcılar devam ettiriyor. Pozisyonun bitiminde kaldırıyorlar. Bunun e, neticesinde sakatlanan oyuncular gördük biz. Hemen aklıma Muslera geliyor mesela. Şimdi bugün örneğin Visca'nın pozisyonda Ömür çok güzel vurdu. Altay da çok güzel çıkarttı. E Baya yani göz uzaydan görürsün. Öyle bir e, Visca öndeydi. E, oralarda artık garanti kesin olsaydılar da çekmek daha doğru değil mi bu Hocam tarz? Gündüz bir maçta gol oldu. Yardımcı olsaydı kaldırdı. Yardımcı olsaydı kaldırdı. Hı -hı. Baktılar. Hayır, offside değildi. E onlar tabii öyle ikircikli topun, ikircikli pozisyonlara kaldırmayacak Golan ama. böyle iki metre, üç metre offside. Öyle mi? olduğu halde offside kaldırdı bak. He. Yani offside mı var? Mı? Bak o yanlışmış. Pozisyon ]miş. var. O yanlışmış. Kaldırdı. Evet. Gol iptal edilecekti. Baktılar. Gol geçerli sayıldı. Hangi maçta hatırlamıyorum? maçta bugün gündüz. Gündüz maçlarından birinde. Sivas Fira olabilir mi bilmiyorum. Yani öyle bir gördüm. E o zaman bak onu yapıyorsun. Burada iki metre olsaydı pozisyonu kaldırmıyorsun. Ne kaldır ya bak. Mustara sakatlandı biliyorsun. Tabii yani. tabii. Hiç gereksiz yere. Yani ben. Bariz artık yani. Kaldır Bariz arkadaşlar. olan da pozisyonun devam etmesi e, yani sıkıntılı bence. Tabii ki böyle yarım metre ben bir metreye bile hadi yani yarım metre falan kestiremedin diyelim. Biri giriyor diğeri ya çıkıyor. İki metre mi iki metre Ama devam Ama iki metrede olarak. falan kaldırmamak. Bak bugün Offside olmayan offside kaldırdı yardımcı. Yeah. Ve gol oldu. Baktılar. Vardan gol. Yani bu pozisyonlar işte yani ucunda sakatlanma riski var her şeyden önemlisi. Evet. O yüzden benim dikkatimi çekti bir iki pozisyonda. Onun için sorayım dedim. Halil Umutmeleri e, zaten konuşuruz. E, i̇ki teknik adamın da kenarda e, heyecanlı böyle görüntülerini enstantaneleri gördük. Kolay değil tabi ve Abdullah Hoca'yı da çok Öyle şey gördüm heyecanlı gergin gördüm mesela Ama iki teknik adam da Yani maçı bakıyorlar Onlar da çok heyecanlı değiller ha maç yani Hocam böyle, böyle bir vaktin bir, bir anda Böyle vücut dilleri hep orada da. Hocam hep ortada yani evet. Ceza alanına girip de öyle tehlike mehlike fiyat Yok yok öyle ne Hep ortada maç abi yani öyle bir şey maç değil Hop oturup hop kalkacak yok, maçlar canım, değil Yok canım hiç öyle bir şey olmadı Hiç öyle bir şey olmadı Ya şu ana kadar fiyasko Trabzon-Taner maçı Evet. İsmine göre. Tabi. İsmine göre. İsmine, İsmine göre, cismine göre. İsmi büyük futbol gücü ikinci arama ne olur belli olmaz hocam bu işte. Tabii yani. hocam böyle konuşup bir da bir gol ikinci arada bambaşka noktalara biliyoruz. gelen maçlar yaşadık daha önce de bu sezonda. Bakalım yani e... inşallah kırmızı olmasa. Yani. Ha işte bu tabii Çünkü her an bir şey sağ olacak içindeki 5 sarı. Tabii. E, kırmızı olmasa. gebe. Belki de teknik adamlar ikinci yarı onun da önlemini alırlar gibi geliyor. Doğru. Belki. Olabilir. Ya alabilecek futbolcuları kenara alabilirler. Potansiyel oyuncular Potansiyel var. Potansiyel tehlikeli oyuncular var. Hedef göstermiş olmayalım biz de. Potansiyel Ama herkes biliyordur var. herhalde. Potansiyel topçular var. Onu var. alabilirler onları. Kötü de yapmazlar yani belli bir yerde. Doğru. Yani atılırsa geç kalmış olurlar. Çünkü çok şey eder o zaman. E, şu ilk yarıda pek şey yoktu tabii. Hani e, Oyun olanlar. etkisizdi, onu doğru çok etkisizdi gelmedi. dediğin başçayi var değil mi? Top gelmedi Amorada hiç. Doğru. Top, top geldiği pozisyonlarda İyi. çok tek kaldı. Hocam yardıma gelmediler. Fener de çıkmıyor oyuna Evet. Yani kendi oyununu yani oynamıyor? Geçen seneki yani ilk yarıdaki Fener yok. Bir şey bir şey e, dikkat ettim mi? İkisi de topla çıkmıyorlar mesela. Evet. Uzun topla çıkıyorlar. Evet. Mesela Trabzon'da top yaparak çıkardı. O da öyle çıkmamaya çalışıyor top Fenerbahçe kaptırmayalım, top ise. kaptırmayalım, kontrol yemeyelim diyorlar. Kaleci uzun vuruyor evet. falan. Yani o kontrollü oyunun ne noktalara Biraz geldiği. Biraz fazla kontrollü oynuyorlar. İşte bakacağız gidecek evet. İnşallah böyle oynamazlar da zevkli maç olur. Evet, daha keyifli bir ikinci 45 dakika olur. Bir gol olursa zaten işi rengi değişecek, Aynı fikirdeyim hocam. Bakalım o golü e, kim atacak? Gol gelecek mi? Goller gelecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz ve sözü önce skorboard'a bırakıp Ardından maçtan sonra da 90 artı 1'de görüntüler eşliğinde mücadeleyi değerlendireceğiz efendim. Aspor'da da ayrılmayın.